İyi günler. Yemekten önce aperatif bir şeyler alır mıydınız? Yok. Ama telefonunu almak isterim. Pardon, anlamadım. Yani telefon numaranı almak isterim diyorum. Neyini anlamadın ki? Hadi versene, ben de seni çaldırayım. Ne yapacaksınız acaba benim telefon numaramı? Ya uzatma, ver işte numaranı. Arayacağım. Sebep? Ya işte canım, hani buluşuruz, konuşuruz. Belki başka bir şeyler içeriz. Çok hoş bir kızsın. Seni daha yakından tanımak isterim. Ha öyle. Sen bayağı bana asılıyorsun yani. Bravo ya. İyi cesaret. Bravo. Hadi söyle. Kaydediyorum. Sen kimsin ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok. Kimsin? Kim miyim? Ben Yasemin Özdemir. Bunu öğren. Bir daha da unutma, tamam mı? Yasemin, yapma. Tamam. Gerek yok. Bu kadından şikayetçiyim. Yasemin, baksana şu halime ya. Ne oluyor burada Cem Bey? Sezgin Bey, herhangi bir karakolluk bir olay yok. Boşu boşuna beni şimdi basınla uğraştırma. Ki ayrıca ben şahidim. İlk beyefendi başlattı. O başlattı. İş uzar. Uzasın. Yasemin, sakin ol. Boşu boşuna tadımız kaçmasın, değil mi? Mekanda herhangi bir zarar varsa bana fatura edersin. Anladım Cemil, tamam. Siz de arabayı ayarlayın lütfen. Ayarlasınlar arabanı, bıraksana beni. Yasemin, yürür müsün? Bırak! Ben sizle sonra konuşacağım. Çık. Yasemin, yürü müsün? Ne yapıyorsun ya? Göstereceğim ben sana numarayı. Yasemin, yürü. Gel, çık şuraya. Göstereceğim o numarayı ben sana. Yasemin, ne yapıyorsun? Yürü. Gideceğiz işte, bitecek. Daha niye bu kadar uzattığını da anlamadım ki. Sen niye benim peşimden geliyorsun Cem? Sana ne? Karakolsa karakol. Ya Yasemin. İyi günler Can Bey. Sağ ol. Biner misin şu arabaya? Bilmiyorum Cem. Ya peki adam senden şikayetçi oldu, dava açtı. Baş edebilecek misin Yasemin? Hadi bin şu arabaya. Yasemin. Hadi. Ben çalışamayacak mıyım kardeşim? Sen niye benim işime mani oluyorsun ya? Yasemin, adama zaten hayatı boyunca unutamayacağım bir ders verdim. Şimdi sakinleş, orada seni eve bırakayım, tamam? Ya bu iğrenç kıyafetlerle de kaldım. Bütün eşyalarım orada kaldı. Ya bunlarla dolaşmak zorunda değilsin. Gidip sana alalım yeni kıyafet. Oh! Hayat ne kolay değil mi Cem Bey? Ne dedim ben şimdi? Onu alalım, bunu verelim, şunu hemen halledelim. Yasemin, şu an bana gerçekten neden kızdığını anlamıyorum. Ama gidelim mi kıyafet almaya, gitmeyelim mi? Hayır Cem. Tamam Yasemin, sakin ol. Yasemin, senin neyin var? Sana neler oluyor? Sen değilsin sanki. Evet, ben değilim artık Cem. Ben bunu sana daha önce de söyledim. Ben artık eski Yasemin değilim. Ben artık canım sıkıldıkça arabama atlayıp gezemem. Ya da ilk sıkıldığımda solun kuaförü de alamam. İstediğim gibi para harcayamam. Ben artık evden çıkmadan önce bile en az 10 kere düşünmek zorundayım. Çünkü benim bir tane akbilim var. O çok kıymetli ve ben onu ziyan edemem. Yasemin, neler diyorsun sen? Sen bu dünyaya ait değilsin, bunu göremiyor musun? Ben artık hangi dünyaya aitim bilmiyorum Cem. Biliyorsun Yasemin. Sen benim dünyama aitsin. Yasemin bak, ne olursun sana yardım etmeme izin ver. Yardım mı? Nasıl? Başkalarının yanında böyle abuk subuk işlerde çalışmanı istemiyorum. O yüzden bu teklifimi kabul et, lütfen. Ne teklifi? Yasemin, bizim kozmetik şirketinde çalışmak ister misin? Aynı binada olduğumuz hani. Ne iş yapacağını sen karar ver. Hemen yarın başla. Yok artık, daha neler. Yasemin, ben ciddiyim. Bu şirketin patronu benim ve sana iş teklif ediyorum. Senin ne kadar akıllı ve pratik bir kız olduğunu biliyorum. Ayrıca çok güzelsin ve bakımlısın. Bu konuda vizyonun da var. Bak, ben seni tanıyorum. Eğer bu işi yapamayacağını bilsem, sana bu teklifte bulunmazdım. Tamam? O yüzden iyi düşün.